Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bugünkü konum çok önemli. Parmak yalama meselesi. Parmak yalama deyip geçmeyin, yemeğin bereketi orada olabilirmiş. Şimdi konuya geçmeden önce din adamları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Din adamları dinden geçimlerini elde ettikleri için bu geçimleri kaybetmekten korkarlar. Dolayısıyla inansalar bile inandıkları şeyleri açıklamaktan çekinirler. Çünkü halktan, hele hele günümüz halkından büyük tepki göreceklerini bilirler. Bildikleri için de bunları açıklamaktan korkarlar. Örneğin bu toplumda oluk oluk zina işleniyor. İçki içiliyor. Faizcilik, tefecilik yapılıyor. Bunlarla alakalı hükümleri insanlara söylemiyorlar. Namaz kılınmıyor mesela. Namaz kılmayanın hükmü ehli sünnete göre, üç mezhebe göre ölümdür, idamdır. İlla namaz kılmamakta inat ederse o kişi öldürülür. Dördüncü mezhep olan Hanifi mezhebinde ise sadece dövülür ve hapsedilir. Ölene kadar da orada bırakılır. Yani ne yaparsanız yapın namaz kılmaktan kaçamazsınız. Zina ederseniz taşlanarak öldürülmektir hükmünüz. Hem de dört mezhebin icma ettiği bir konudur. Dolayısıyla namaz kılmayanlar, çocuklar dövülür. Oruç tutmayan çocuklar dövülür. Bu tip yüzlerce, binlerce hükmü ehl-i sünnet din adamları insanlara anlatmaz. Çünkü günümüzdeki halk bundan kesinlikle büyük tepki göstererek eleştiri yapar. Şimdi Ehl-i Sünnet'in yalama meselesinde bakalım ne dediğini görelim. Cübbeli Ahmet gerçekten inandığını yaşayan, inandığını da söyleyen birisi. Bu anlamda Cübbeli Ahmet'i takdir etmek lazım. Bakalım bu konuda ne diyor? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mutlaka parmaklarınızı yalayın. Mutlaka yalayın. Yoksa yemekten sonra. Kesin. Doyum hissi verir. Hatta o bir şey var da onda diyorum gül yalasın. Hatta yalaka ya yalasın ya yalattırsın diyor. Şimdi yalattırma sünnet, adam elini uzatsan vay görgüsüz, kültürsüz, seviyesiz der. Onun için böyle sünnetlere aramızda yapalım. Yani lütfen milletin içinde yapmayalım. Ondan Şimdi böyle sünnetleri ne diyor vatandaş? Aramızda yapalım. Yapıyorlar mıdır? Yapmazlar. Çünkü bu insanlarda samimiyet yoktur. Ne kendi yalar ne de kendisi başkasına yalatır. Halbuki hadiste ne diyor? Çok açık. Şimdi göstereceğim. Biri yemeği yediği zaman parmağını yalamadıkça veya başkasına yalatmadıkça silmesin. Buhari. Üç yerde geçiyormuş Buhari'de. Peki yalıyor musunuz? Yalattırıyor musunuz? Ehl-i sünnet olan, kendileri hadisleri izlediğini söyleyen bu insanlara gerçekten soruyorum. Yalıyor musunuz? Yalatıyor musunuz? Hiç hayatınızda bunu yaptınız mı? Buhari gibi önemli bir hadis kitabında ve bakın ne diyor? Hadis kriteri bakımından şüphe yokmuş. Bakın arkadaşlar, bunu kim diyor? Ehl-i Sünnet'in en önemli sitelerinden bir tanesi bunu söylüyor. Sorularla İslamiyet sitesi. Şimdi yemek adabı neymiş? Elle yemek sünnettir. Elle yemek çok büyük zararı olmadıkça üç parmakla yemelidir diyor. Yani baş parmak ve iki parmak. Yani şunla arkadaşlar, elini böyle yiyeceksin. Pilava böyle daldıracaksın veya dolmayı böyle elinle alacaksın, ağzına götüreceksin veya birçok yemeği yapabiliyorsan elinle yiyeceksin. Mazeretsiz üç parmaktan fazla kullanmak, bunun için bile fıkıh hükmü öğretmişler. Tahrimen mekruhmuş. Yani beş parmağınızla yemeyin diyor. Üç. Eğer yaparsanız bunun için bile fıkıh hükmü var. Tahrimen mekruh. Tenziyen mekruhmuş, özür dilerim. Yemek yedikten sonra parmaklarını yalamalıdır. Çünkü bereketin nerede olduğu belli değil. Belki de parmaklarda bulunan yiyeceklerdeymiş. Düşünsenize, dünyadaki insanların %99,99'u şu an parmağını yalamadan yemek yiyor. Yemeğin bereketi gitti işte. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Yalamadığınız yerde gitti. Ama insanlar bence kaşıkla, burada onlara bir fikir de vereyim. Kaşıkla yemek daha mantıklı. Çünkü kaşığı tam olarak yalıyorsunuz zaten. Yemeğin bereketi içine gidiyor. Parmağınla yalarsan, parmağınla yersen, parmağını da yalamıyorsan doğru. Bu bir risk arkadaşlar. İroni yapalım biraz. Şimdi eğer kendisi mazeretten dolayı parmaklarını yalayamıyorsa, ciddi bir mazereti varsa, yalamaktan tiksinmeyen eşi, çocuğu, hizmetçisi gibi kimselere yalatabilir. Evet ki arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraları gösteriyorum. Okumak isteyenler okusunlar. Sorularla İslamiyet adlı site.
Gördüğünüz gibi parmak yalatma konusunda bile fıkıh üretmiş bir kafadan bahsediyoruz. Yani kaşığın çatalın olmadığı yerde parmağınızla tabii ki yiyebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Kaşık mı bulacaksınız illa? Ama kaşık varsa, çatal varsa ne kadar güzel. Elinizi kirletmeden yemek yiyorsunuz. Üstelik kaşığın tamamını yalarsınız, bereket de kaçmaz. Ama buna rağmen parmağı yalamadıkça, yalatmadıkça diye bir hüküm üretilmiş. Hem de hadiste direkt olarak böyle bir emir söz konusu. Sanki güya peygamber insanlara parmağınızı yalayın veya yalatın. Yalamayı anladık da yalatmak ne demek? Yani başka insanlar ya bunu diyor kendi aramızda yapalım. Hiç yaptınız mı? Ehli sünnete gerçekten soruyorum. Hiç parmağınızı birine yalattınız mı? Karınız da olabilir, karınız size yalatabilir veya çocuğunuzunkini yalayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Ehl-i Sünnet bu ve benzeri hadisleri de insanlara açıklamıyorlar. Ancak Cübbeli Ahmet gibi inandığını söylemekten korkmayan din adamları diyeyim tırnak içinde bunu insanlara anlatıyor. Onu da gizli gizli diyor yapın aman ha insanlar sizi eleştirir. Çünkü bunun böyle günümüzde pek hoş olmayacak bir durumla karşı karşıya bırakmak olduğunu biliyorlar. Evet arkadaşlar, din adamları halkın malını haksız yoldan yerler ve birçoğu halktan birçok dini hükmü gizler, anlatmaz. Bu ister Kur'an'dan olsun, ister inandıkları hadislerden olsun halen gizlemeye devam ediyorlar. Başta da söylediğim gibi namaz kılmayanın hükmü ölümdür veya ölene kadar hapsetmektir. Bu din adamlarından bunları duyamazsınız. Çünkü bunlar gerçeği gizlerler. Kur'an bunları baştan sona yığınla ayette eleştiriyor. Evet, selam ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.